Sen gazetecisin. Tamam. Bir gazetenin genel yayın yönetmenisin, aynı zamanda sahibisin. Evet. Kendi kendine bir gazete kurmuşsun. Genel yayın yönetmeniyim, sahibiyim ve hala bu silgi şeylerini takıyorum. Yeni kuruyorsun arkadaşım. Yeni kuruyor. Yıl kaç? Gel buraya, öyle değil. Yani kaç yılındasın? Ha evet. Eski bir tarih olsa gerek herhalde. Erotik bir tarih. 1900'ün arkasına git. Öyle değil. Beyinsel olarak git. 1900'ün arkasına gideyim. Ha, altına in. Hoşlanıyor muyum 1900'lü yıllardan ben? Yani 1900'ün altına in. Ne gördün? Aa. Bilmiyorum, ben hiç bilmiyorum. Ya nereye geldin? 1900'ün altına. Nereye geldik böyle ya? 1900'ün altına indin, nereye geldin? 1906. 1906 işte. Orada ben anladım onu. Oralarda bir yıllarda evet, bir gazete kurmuş ve çalışanları var. Prodüksiyon, hemen bir gazete, matbaa makinesi falan, kağıt, mağat getirin. Her şeyi kendin yapıyorsun. Matbaa 3 tane çalışanın var. Getirin. Evet. 2 kız bir erkek çalışanın var. Erkek ofis boy, kızlar gazeteci. Erotik gazete mi basıyoruz? Nedir? Arkadaşım al 2 tane genç bayan çabuk. 2 genç bayan. Buyurun hanımefendi. Siz aynı zamanda birinin vekaletini de mi aldınız? 2 kişilik mi geliyorsunuz? Değil. 1 kişi daha al çabuk. 1 kişi daha almak istiyorum ben. Nasıl? İsminiz ne? Ayça. Ayça, hoş geldiniz efendim. Bir bayan bir erkek al çabuk, alsana. İstemiyorum, şu an istemiyorum artık. Abi buyurun. Abi sizi... Allah, abi hoş geldiniz. Şık bir insan gel. Ha abla gel. Kalktı geliyor. Nasılsınız? İsminiz ne abi? Bülent. Hoş geldiniz abi. Katib-i Adil'e benziyorsunuz. Kime benziyorum? Katib-i Adil. Olur. Eski dil var. Noter, yeni dil. Anladım. Ne diyor? İşte zaten ortak sıkıntımız bu. Ne diyor? Yani abi tamam, abiye kefilim ben. İsminiz yani... ne abi? Bülent. Bülent abi. Bülent Bey, siz burada ne iş yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hayır, öğrencim. Ofis boysunuz. Ofis boy. Adil Hamdi. Yani hademenin eski dili. Bir bayan daha alın çabuk. Ah Nathalie neredesin ya? Ya Nathalie gel ya. Kolunu şuradan sok Nathalie. Artık 2 kişiyiz. Gel ya, gel ya, gel balım gel. Nathalie, üzülüyorum Nathalie bayağı burada. Nathalie sen burada şey açıyorsun, dürüm açıyorsun. Arkadaşım sen orada gazete kağıdı yapıyorsun, kızlara veriyorsun, Bülent'e veriyorsun, Bülent kızlara dağıtıyor, kızlar yazıyorlar. Evet, gazete kağıdı yap kendine ve gazetecilik hakkında nasihatlarda bulunuyorsun. Gazetecilik saçma bir iş. Çünkü bak kendin yapıyorsun. Bütün ameleliği kendin yapıyorsun. Kağıdı kendin. İlk gazetecilerdensin. İlk gazetecilerdenim ben. Koy kağıdı şeyin üstüne, tahtanın üstüne oklavayla iyice incelt. Hamur ya kağıt. Gazetecilik tutmasa artık bir normal börekçi yapacağız yani. Bülent başında dur. Hadi patron, hadi patron, kızlar istiyor de. Hadi, hadi. Benim yanımda biraz çalışan hadi. Beni gaza mı ediyor? Haydi patron, haydi patron. Evet. Ya ben niye açıyorum bunu? Oklavaya gazete mi açılır ya? Arkadaşım sen biliyorsun işi. Ustasın sen. Bülent'e de göster nasıl olduğunu. Şimdi bu işin yapılmaması gereken şeklini gösteriyorum Bülent Bey. Yani böyle olmaz. Böyle kepazelik olmaz yani. Müdürüm biraz çabuk, kızlar bekliyor. Hadi müdürüm. Biz ne yapacağız kızlara ki ben? Kağıtları da açacağım. Tamam ben. Onlar haber toplayacaklar sana. Aa bu hazır yazılmış ya. Buyurun. Hemen Nathalie'ye ver onu. Nathalie hemen tak tak kiloya yazmaya başla. Ne saçma bir işim var benim ya. Fotokopi makinesi gibi oldu. Başla yazmaya başla çabuk. Hemen kızlar koşarak gelin patrona. Buldum diye haber buldunuz. Hemen ikiniz birer haber uydurun. Buldum, haber buldum. Nerede? Merve Hanım kaza yaptım. Merve Hanım mı? Evet. Senin Merve'ye gıcığın mı ya? Önce çıktı ya Merve. Bak Merve'yi harcadı. Buyurun abi. Yedi Merve'yi harcadı. Ayça Hanım siz de haber buldunuz. Buldum diye sallayarak gelin. Enflasyon düştü mü? Buldum. Ne? Enflasyon düştü. Nereye? Fiyat istikrarı anlamadı, enflasyon düştü. Tamam. O zaman ver onu, biz başka bir şey yapalım. Tuzluk yapayım, oyun oynayalım. Arkadaşım bunların hiçbiri haber değil. Bunlar gazeteyi sattırmaz de. Gazeteyi sattırmaz bunlar ya. Başka bir şey yapmamız lazım. Bir kepazelik çıkaralım, gazete satsın ya. Bir şey düşün. Uydur bir şey kafandan. Topla kızları da başına. Böyle gelin. Bülent'i de topla. Evet, ben burası çok sıcak, üstümdekileri çıkarmak istiyorum. Saçmalama. Topla onları başına ve bir şey düşün. Hayır, bunlarla gazete satılmıyor, pişmansın. Abi bilmiyorum da siz öyle durursanız bütün arkanızı seyredecekler yani. Daha iyi tanınını isterim ben. Sevdim sizi çünkü. Ya çok enteresan bir şey. Gazete batmak üzere. Gazeteye çok ciddi bir haber bulmamız lazım ve bu haberlerle gazete batacak. Sansasyon yaratalım. Bir şeyler bulalım. Bir haber bulalım. Vay annesini ya. Bence abi gazete olayını bitirmiş zaten. Arkadaşım git üstüne, nasıl bir haber nasıl falan. Nasıl bir haber ya? Öyle değil. Ha, özür diliyorum abi. Aa, çok enteresan. Çok nasıl enteresan bir haber? Evet abi, nasıl bir haber Bülent Bey? Nasıl? Çok değişik bir şeyler yapmamız lazım. Dikkat et, oklamadır. Kayarsın. Aynı zamanda Meydan Larus abi. Ayça'ya git. Ne olur Ayça bir şey bakalım. Ayça haber ne? İnsan haberi olsun. Manyaklaşma. Trafik kazası falan. Tamam. Bu taraf Koğulu mu? Dön şimdi Nathalie'ye. Ne olur Nathalie, çok pişmanım falan. Nathalie çok pişmanım. Sen ilk teklifini kabul edecektin. Arkadaşım gazete açtığım için bu gazete satmıyor. Ne yapacağım? Gazete açtığım için bu gazete satmıyor. Açmasaydım satacaktı. Yani çok garip bir gazete bu. Gazete işi çok... Ne yapacağım? Herkese rezil oldum der. Herkese rezil oldum şu an ben. Gerçekten ne yapmalıyım? Sana Nathalie, senin fikirlerine ihtiyaç var. Merve'nin yüzünden oldu her şey Nathalie. Nathalie kafasını sev. Niye? Ve yardımcı olana söyle, nasıl kurtarabilirsiniz? Şöyle bir flash bir haber çıkartalım. Nasıl flash ya? Borsa gibi bir şey olsun. Borsa mı? Borsa. Kurtarın. Ve o sırada Bülent ve Ayça artık bıkmıştır. Gelirler, patron ne zaman para alacağız diye gider yaparlar. Patron ne zaman para alacağız ya? Kameraya önünüzü döndüğünüz zaman alacaksınız. Yani arkada sen para... Sen sürekli kameraya dönüyorsun da iş alamadığını söylüyorsun. Ya biz o benimki sanat delimine ben Bülent'i nereden işe almışım ya? Ayça söyle. Problem bu şirketteki. Ayça söyle, patron ne yapacağız? Biz de ev geçindiriyoruz, seni çok seviyoruz falan ama. Patron ev geçindireceğiz. Ver duygusal seni müziği. Çok seviyoruz ama para lazım. Para mı lazım? Yavuz bir işe girin Ayça'cığım ya, niye böyle yapıyorsun? Biz işte çalışıyoruz. Ya bu iş yani değil, bir hobi. Gazetecilik bir hayat biçimidir. İş değildir. Öyle bakacaksınız. Yani... Nathalie sen sinir yap. Yeter artık falan diye. Yeter artık ama. Böyle bir vururum bir de yerden yani vallahi. Ben bu şekilde saçmalama. Evet, saçma. Sen onların hayatını öyle değil. Evet. Sen onların hayatını mahvettin. Mahvettin. Sizin çalıştıkları gazeteden kendi gazeteni aldın ve bir tane gazete satamıyorsun. Ya burada çalıştığınız halde şuradan bir gazete satın almadınız ya. Nathalie gider yap. Gider yap, en azından şu içeriye akmasın ya. Efendim? Gider yap dedin, gidiyorum diyor ya. Nathalie gider ya, yap. Bu gazeteler zaten olmazmış ki. Yani nasıl olacak? Gider ya, ben gidiyorum. Nasıl bir şey? Nathalie bağır çağır. Beni oradan aldın getirdin. Çoluğum var çocuğum var, para vermiyorsun. Sen buyur. Beni nereden getirdin? Ben seni nereden giyordun? Bilmiyorum ki. Ya ben nasıl bir şey? Ben vergiden düşmek için mi açmışım bu gazeteyi? Nathalie sana bağırırken süklüm püklüm üzgün ol. Ta nereden geldim senin işi? Haberlerine yardımcı ol. Ya beni aldatıp ya, bana böyle bir de patronu taslama. Bana diyor ki Taner'den geldim. Git Taner'le yaşa o zaman ya. Terbiyesiz ya. Beni aldatıyor, bir de bana diyor ben Taner'den geldim ya. Hepsi Allah seni kahretsin der ve giderler. Terk ederler gazeteyi. Aç bıraktın bizi, aç bıraktın müdür. Başka bir gazeteden aldın. Getirdin buraya, aç bıraktın. Çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Çok üzgünsün. Kızlar siz de... Şirketten birer anı olarak... Olmaz. Matbaa... Ve kızlar da giderler. Söylene söylene yerlerine giderler. Bak Allah aşkına. Ben ne yaptım ya?